Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, biz tefsir-i nesefiye devam ediyoruz. Sure-i Maide'deyiz ve 14. ayetteyiz. Şimdi Kur'an-ı Kerim devam ediyor. Burayı okumadık değil mi? Kesin. Tamam, okumadık. وَمِنْ فِي قَوْلِهِ Bu ta yukarıya. Hani dedi ya, Yahudilerden misa kaldık, ehli kitaptan misa kaldık. Ona müteallik yani. Anladın? Bu وَمِنَ الَّذ۪ينَ kelimesindeki car mecrurdaki min oraya müteallik diyecek. وَمِنْ فِي قَوْلِهِ وَمِنَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّا نَصَارَى Bak, اَخَدْنَا مِيثَقَهُمْ Ona yani. Bir sonra gelen اَخَدْنَا مِيثَقَهُمْ Önce gelmiş car mecrur. Yani biz Hristiyanız diyenlerinden de söz aldık. Yani ahit aldık. Ve o da el imanu billahi ve rusuli. Allah'a ve peygamberlere iman. Ve ef'alul hayri. Hayırlı işler yapmak. Bu cümle yeteallaku bi ehadna. Buna bağlı. Ey ve ehadna minellezine kalu inna nasara mithaqahum. Biz Hristiyanız diyenlerden de söz aldık. Fekuddime alel fi'li el cerru vel mecrur. Car ve mecrur. Takdim edildi. Önce geldi. Daha ötesi, bu da çok enteresan. Ve fusile beynel fi'li vel vavi bil cari vel mecrur. Car mecrurla fiil arasında da bir ara geldi. Öyle değil mi? Yani vav arası geldi. Vav var çünkü işin başında. Ve innema lem yekul minen nasara. Minen nasara demedi. Neden? Liennehum imma semmu enfusehum bidalike. İddian li nasrillahi teala. Allah'ın yardımına kendileri, Allah'ın yardımı geldiği için kendilerine bu ismi vermişler. Onun için nasara demedi. Ve humul ladine kalu li İsa nahnu ensarullah. Asıl nasara biz senin yardımcınızız diyen havariyun var ya onlar. Sümme ihtelefu ba'du, daha sonra ihtilaf etmişler. Bak, bu ba'du muzafinle hasfedilen altı değil mi? Yön. Ya, çok önemli. Ba'du nisturiyeten ve yakubiyeten ve melkaniyeten. Ensar elli şeytan. Yani bunlar nasturiler. Bak, bunlara kısaca bakalım. Eğer mübarek vermişse bakalım. Vallahi hiç vermemiş. Su gibi bildiğimiz için mübarek Elmalı Hamdi yazır bunları teker teker anlatıyor. Ayrıntıya girmeyelim. Yani Hristiyanlar birkaç grup. Bunlardan biri Nasturiler, Yakubiler, Melkaniler. Ensarenli şeytan. Şeytana yardımcı olmuşlar bunlar. Allah'ın yardımcısı değil. Fenesu hadban mimma dükkiru bihi. Ve kendilerine tezkir edilen, hatırlatılan hakikatlerden paylarını unutmuşlar. Fe ağrayna. Biz de yani onlara ne yaptık? Yaptık yani, onları yoldan, yani aralarını bozduk manasına bu. Fe elsakna ve elzemna, yani min gariye bir şey. Bir şeyi idâ lezimehu ve lasika bihi. Onlara yapıştırdık manasına. Ne yapıştırdık? El adavete vel bağda. Düşmanlık ve birbirini, değil mi? Kıskanma, öfke duyma. Yani bunu bir nevi onlara şey yaptık. Yani bela olarak verdik. Elsaka yapıştırmak mı? Elsaka yapıştırmak. Evet. İza lazimehu ve lasika bihi. Ve minhu el ghira'u allazi yusaku bihi. Yapıştırılan şeye de ghira diyorlar. Yapışkan. Yapıştırdık onlara. Beynehum aralarında. Beyne firakin nasara el muhtelifin. Farklı Hristiyan grupları arasına yapıştırdık. El adavete vel bağda ila yevmil kıyame. Kıyamet gününe kadar düşmanlığı ve birbirine gadap, öfke duymayı. Bilehvâil muhtelife, muhtelif arzularla. Ve senfe yünebbi'humullahu bimâ kânû yesnavû. Aralarında neler yapmışlar, neler yapıyorlar, hepsini Allah onlara haber verecek. Ey fil kıyameti bil cezâi vel ikab. Onların ceza ve azabını vererek kıyamet günü. 15. ayet. Ya ehlel kitab, ey ehli kitab, hitabu lil yehudi ve nasara. Burada Yahudi ve Hristiyanlara hitap. Vel kitabu lil cins, cinstir yani burada. Bütün mukaddes kitaplar.
قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا مُحَمَّدٌ aleyhisselam. Size bizim peygamberimiz Muhammed geldi. Ayrıca يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ. Sizin elinizdeki mukaddes kitaplardan sakladığınız şeylerin çoğunu size açıklıyor. Bu da çok tatlı değil mi? Yani sizin sakladıklarınızı o açıklıyor. Ya min nahvi sıfatı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberimizin özellikleri gibi. Ve min nahvi recmi, recm ayeti gibi Tevrat'ta var. Ve yafu an kesirin mimma tuhfunehu la yubeyyinuhu. Gizlediğiniz şeylerin bir kısmını da görmezden geliyor, açıklamıyor. Yafu an kesir yani göz yumuyor. Ev yafu an kesirin minkum la yuahidu. Veya sizden çoğunu affediyor, sorgulamıyor. Anladınız mı? Hmm. Demek yafu ya yüz, yani yüz çevirmek, yani bırak kalsın demek veya affetmek. Kad ca'ikum minallahi nurun ve kitabun mubin. Allah'tan size bir nur, Kur'an yani, ve açık bir kitap gelmiş. Yuridu el Kur'an, Kur'an yani. Niçin? Li keşfi zulumati şirki ve şek. Şüphe ve şirk karanlıklarını açıyor. Ve ibaneti ortaya koyuyor. مَا كَانَ خَافِيًا عَلَى النَّاسِ مِنَ الْحَقِّ İnsanlar için gizli olan hakları, doğruları. اَوْلِ اَنَّهُ ظَاهِرُ الْعَجَاسِ Veya Kur'an açıkça mucize. اَوْ وَيَا اَنْنُورُ مُحَمَّدٌ aleyhisselam Peygamberimiz, لِاَنَّهُ يُهْتَدَى بِهِ Çünkü onunla hidayet eriliyor. كَمَا سُمِّيَ سِرَاجًا Lamba adı verildiği gibi Peygamberimize. 16. ayet. Yehdi bihi Allahu ey bil Kur'an. Allah Kur'an'la hidayete erdiriyor. Men ittebe'a rıdvanehu men amene minhum. Onlardan iman edip de Allah'ın rızasını takip edenleri. Sübüleselam doğru yollara. Turukas selameti ve necati min azabillah. Allah'ın azabından kurtuluş yoluna. Ev sübülallah veya Allah'ın yoluna, yollarına. Fesselam esselame demek. Ev Allahu veya Allah demek. Esselam biliyorsun Allah'ın aynı zamanda bir adı. Yuhri ve yuhricuhum minez-zulumati ilen-nur. Küfrün karanlıklarından imanın nuruna onları çıkarıyor. Min zulumatil küfri ila nuril İslam. Aynısını söylüyor. Bi idnihi Allah'ın izniyle tabii ve yehtihim ila sıratin müstakim ve onları doğru yola hidayet ediyor. 17. ayete gelince لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَس۪يحُ بْنُ مَرْيَمَ Yani Allah Meryem'in oğlu Mesih'tir diyenler küfre girmiştir, kafirdir. مَانَهُ بَتُّ الْقَوْلِ عَلَى اَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَس۪يحُ لَا غَيْرُ Yani bir defa kesinlikle Allah sadece Mesih'tir diyenler kesin konuşuyor. Yani bunlar kafir. Kıyla bir görüşe göre كَانَ فِي النَّسَارَى قَوْمٌ يَقُولُونَ ذَٰلِكَ Hristiyanlar içinde bir grup varmış böyle. اَوْوَيَا لِأَنَّ مَذْهَبَهُمْ يُؤَدِّي اِلَهِ Veya üçlü ilahtan biri o dedikleri için onların mezhebi neticede buna gidiyor. İlah diyorlar da. حَيْتُ اَعْتَقَدُوا اَنَّهُ يَخْلُقُ وَيُحْيِي وَيُمِيتِ Çünkü inanmışlar ki o İsa yaratır, hayat verir ve öldürür. قُلْ Sen de cevaben de. فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا Allah'ın yaptığı işlere karşı kimin gücü yeter? Şayet şunu şunu yaparsa gelecek. فَمَنْ يَمْنَعُ مِنْ قُدْرَتِهِ وَمَشِئَتِهِ شَيْئًا Allah'ın kudret ve iradesinden kim engel olabilir? اِنْ اَرَادَ اَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَاُمَّهُ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا Eğer Meryem'in oğlu İsa'yı, annesini ve yeryüzündeki herkesi Allah helak etmek istediğinde kim onun kudret ve iradesine engel olabilir? Hiç kimse. Ey in erade en yuhlike men da'ahu ilahen minel mesihi ve ummi. Mesih ve annesiyle alakalı ilah diye söylediklerini helak etmek istese demek. Yani ennel mesiha abdun mahlukun. Hazreti İsa da bir yaratılmış kul. Kesairil ibadi diğer kullar gibi. وَعَتَفَ مَنْ فِي الْاَرْضِ عَلَى الْمَس۪يحِ وَاُمِّهِ مَنْ فِي الْاَرْضِ Yeryüzündekileri de Mesih ve annesine atfetti. Niçin? İbâneten, açıkça izah etmek için. اَنَّهُمَا مِنْ cinsi. Yani Mesih ve annesi de aynı cinsten, yani yarattıklarından.
La tefavute beynehuma ve beynehum. Onlarla o ikisi arasında fark yok. Vel mana enne men iştemele aleyhi rahmul umumiyyeti. Yani annelik, anne rahminde taşınan birisi. Meta yufariku naksul beşeriyeti. Ne zaman insan olmanın eksikliği ondan ayrılacak ki? Çünkü anne karnından çıkmış yani. وَمَنْ لَاحَتْ عَلَيْهِ شَوَائِهِ دُلْ حَدَثِيَّةِ Bu daha güzel. Kim ki sonradan olmanın delilleri onda görünüyorsa, lahat görünmek, zaharat. اَنَّا يَلِيقُ بِهِ نَعْتُ الرُّبُوبِيَةِ Ona rububiyet sıfatı nasıl verilir? Nasıl layık olur? وَلَوْ قَطَعَ الْبَقَاءَ عَنْ جَمِيعِ مَا اَوْجَدَ Allah yarattıklarının tamamından beka, yani devamlılığı kesip atarsa, lem yaud naksun ile samediyeti. Cenab-ı Hakk'ın başkasına mühtaç olmama noktasına eksiklik gelmez. Buna biz samediyet diyoruz. Herkes ona mühtaç ama tamamını yok etse Allah için bir eksiklik yok. Amenna. Velillahi mulkus semavati vel ardi ve ma beynehuma. Gökler, yerler ve bunların arasındaki her şey Allah'ın mülkü. يَخْلُقُ مَا يَشَى Dilediğini yaratıyor. يَخْلُقُ مِنْ ذَكَرٍ وَاُنْسَى Dişi erkek yaratıyor. وَيَخْلُقُ مِنْ اُنْسَى بِلَا ذَكَر Kocasız bir hanımdan da yaratıyor. كَمَا خَلَقَ İsa değil mi? İsa Aleyhisselam'ı yarattığı gibi. Ayrıca bu da önemli. وَيَخْلُقُ مِنْ غَيْرِ ذَكَرٍ وَاُنْسَى Ana baba olmadan da yaratıyor. كَمَا خَلَقَ آدَمَ Adem Aleyhisselam gibi. اَوْ يَخْلُقُ كَمَا يَشَى İstediği gibi yaratıyor. كَخَلْقِ الطَّيْرِ عَلَى يَدِ مُوسَى مُعْجِزَةً لَهُ Mucize olarak Hazreti İsa'nın elinde kuşları yaratması gibi. فَلَا اِتِرَادَ عَلَيْهِ Allah'a kimse itiraz edemez. لِيَنَّهُ الْفَعَالُ لِمَا يُرِدْ İrade ettiğini yapan zattır o. وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قُدِرْ Allah her şeye kudreti yeter. Hocam, genelde her zaman usul olarak şunu farkına vardım. Mesela burada يَخْلُقُ مَا يَشَى Her şey olabilir ama ayette geçen siyak sibaka göre ilk teşhir ediyor. Tabii. Doğru olan o. Çünkü mevzu o. Hepsine böyle bir hususi bir de umumi mana mı? Tabii verilebilir. Ama burada özellikle onu zikrettiği için zikretmesi en normal yer. Hususen onu zikretmesi. Tefsir o demek zaten. Konu o yani. Ama mana genel. Yani tamamen konunun dışında da Allah istediğini yer tabii o ayrı. Yok. Yani özellikle buna vurguluyor da. Onlar da mahluk. Gelelim 18. ayete. Maide suresi. Ve kâletil yehûdü ve nasara nehnü ebnâullâhi ve ahibbâhu. Al sana bir serserilik daha. Yahudi ve Hristiyanlar diyor ki biz Allah'ın oğlanlarıyız. Dostlarıyız. Sevdikleri. Ey izzetün aleyhi. Ona göre Allah'a çok kıymetliyiz. Kel ibn alel eb. Bir oğlanın baba yanında kıymetli olduğu gibi. Ev eşya'u ibneillah. Allah'ın iki oğlunun yakınlarıyız. Özeyr'in vel Mesih. Özeyr biliyorsun Yahudiler öyle diyor. O da Mesih. Kema kile li eşya'i Ebi Hubeyb'in. Allah Allah. Ebi Hubeyb'in taraflarına diyorlar. Kim bu Ebu Hubeyb? Ve huve Abdullah ibn Zübeyr. El Hubeybiyyun diyorlarmış buna. Kema kâne yekulu rahtu Müseylimete. Müseylimenin heyeti Müseylimetül Keddab. Nehnu ebnâullah. Biz Allah'ın oğlanlarıyız diyormuş. وَيَقُولُ اَقْرِبَاءُ الْمَلِكِ وَحَشَمُهُ Haşemuhu dediği hizmetkarları, görevlileri. Bir padişahın yakınları ve görevlileri, hizmetkarları derler. Hep Arapça bu. نَحْنُ الْمُلُكُ Biz krallarız. Halbuki hizmetkarlar kral değil ama genel bir ifade. Yani oğluyuz demek, onlar yakın. Aynen, aynen. اَوْ نَحْنُ اَبْنَاءُ رُسُولِ اللّٰهِ Veya biz Allah'ın peygamberlerinin oğluyuz. Bütün bu manalar mümkün. قُلْ Çok güzel bir cevap. De ki ya ey şanlı peygamber. Allah Allah, Allah Allah. فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ Allah'ın dostları olanlarıysanız, niye günahlarınız sebebiyle Allah sizi azaplandırıyor peki? Ey فَاِنْ صَحَّ اَنَّكُمْ اَبْنَاءُ اللّٰهِ وَاَحِبَّاوُ Eğer Allah'ın oğulları ve yakınları, sevdikleri olduğunuz doğruysa, فَلِمَ تُعَذَّبُونَ بِذُنُوبِكُمْ بِالْمَسْخِ وَالنَّارِ Yani niçin suratınızı maymuna çevirerek, hınzıra çevirerek veya cehennem azabıyla günahlarınız sebebiyle niye azaplandırılıyorsunuz? اَيَّامًا مَعْدُودَةً عَلَى زَعْمِكُمْ Sizin iddianıza göre belli günler için.
sayılı günler. Ve hel yemsahul ebu veledehu. Bir baba evladını domuza veya maymuna çevirir mi? Ve hel yuaddibul validu veledehu binnar. Bir baba evladını cehennemle, ateşle tazip eder mi? Sümme kale radden aleyhim. Sonra da onu reddetmek için şöyle buyuruyor. Harika bir ifade bu. Ne diyor? Ne diyor? Bura önemli. Ha. Şimdi ne diyor? Ha, bir dakika. Bel entum beşerun mimmen halaka. Siz Allah'ın oğlu falan değil. Allah'ın yarattıklarından insansınız. Entum halkun min halki fele bunuvvete. Evlatlık yok. Yarattıklarından bir yaratıksınız. Yağfiru limen yeşav. Allah istediğini mağfiret eder. Limen tebe anil küfri fadla. Yani küfürden tevbe edeni fazlu ihsaniyle mağfiret eder. Ve yuadzibu men yeşâ men mâte aleyhi adlen. Ama küfür üzerine gebereni adalet olarak azaplandırır. Ve lillâhi mulkus semâvâti vel ard ve mâ beynehumâ. Allah'a aittir yerler, gökler ve aralarındaki her şey. İn mülkiyeti ve ileyhil masîr. Dönüşte onadır. Fihi. Bu ayette tenbihun ala ubudiyetil mesih. Hazreti İsa'nın kul olduğuna uyarı var. Li'ennel meleke vel nübüvvete mutenafiyan. Hem melek hem evlatlık birbirine zıt şeyler. Yani melekler kimsenin çocuğu değil yani. Veya mülk özür dilerim. Yanlış mana verdim. Bak Molla Yasin'i unuttuk. İkaz etmedin sen. Çünkü mülkiyetle evlatlık birbirine zıt şeyler. Evlat babanın mülkü olmaz. Anladın değil mi? Evladı da daha ne olsun? Özür dilerim. Yanlış anladığım için. Ya ehlel kitap. Ey ehli kitap. Kad ca'ekum rasuluna Muhammedun aleyhisselam. Peygamberimiz Muhammed size geldi. Yübeyyinu lekum. Size açıklıyor. Ey eşşerayya. Dininin hükümlerini. Tamam. Eşşerayya. وَحُذِفَ لِظُهُورِهِ Bu şerai hasfedildi, açık. Neyi öğretecek? Değil mi? Dininin hükümleri. اَوْ مَا كُنْتُمْ تُخْفُونَ Veya gizlediklerinizi. وَحُذِفَ لِتَقَدُّمِ ذِكْرِهِ Daha önce geçtiği için, eğer bu manayı düşünürsek hasfedildi. اَوْ وَيَا لَا يُقَدَّرُ الْمُبَيَّنُ Veya açıklananın ne olduğu takdir edilmeyebilir. O zaman وَيَكُونُ الْمَانَى يَبْذُلُ لَكُمُ الْبَيَانِ Yani size her açıklamayı yapıyor. وَهُوَ حَالٌ Hal olur o zaman. اَيْ مُبَيِّنًا لَكُمْ Size açıklıyor her şeyi. Genel. Bak aynen senin dediği gibi. Hem genel hem özel. عَلَى فَتَّةٍ مِنَ الرُّسُولِ Peygamberlerden sonra bir ara geçtikten sonra. Yani peygamberler gelip geçtikten sonra. Bu جَاءَكُمْ Peygamberimiz geldi ne zaman? Sizi daha önce gelen peygamberlerden bir aradan sonra. Fetret ara. Müteallikum bi ca'ekum. Ona bağlı. Ey ca'ekum ala hini feturin mi o? Feturin min irsali rusul. Peygamber gönderme biraz ara verildikten sonra geldi size. Vankıta minel vahiy. Vahiy kesildikten sonra. Ve kâne beyne İsa ve Muhammedin aleyhisselam. İsa ile Hazreti Muhammed Aleyhisselam arasında 600 senetin 600 sene var. Ev 500 senetin ve 60 seneten veya 560 sene var. Peki niye gönderdi bu peygamberimizi? En tekulu demiyesiniz diye. Yani bu öyle. Yani kerahet en tekulu. Şöyle söylemenizi hoşlanmadığı için Allah. Yani biz buna demiyesiniz diye. مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَنَد۪يرٍ Bize ne uyarıcı ne de müjdeleyici gelmedi demiyesiniz diye. وَالْفَاوْ فَقَدْ جَاءَكُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْدَكِ fe nereye bağlı? مُتَعَلِّكُمْ بِمَحْتُوف Hasfedilen bir fiile bağlı. Hani fiilin cevabında fiil mazi olursa değil mi? Kad gelirse fe geliyordu ya. اَيْ لَا تَعْتَذِرُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ للمؤمنين ونذير للكافرين. Öyle özür beyan etmeyin. Müminlere müjdeci, kafirlere uyarıcı bir peygamber geldi. Vel mana şu el imtinanu aleyhim.
Yani bu ehli kitaba karşı Cenab-ı Hak ihsanını belirtiyor. İmtinan demek minnetini ifade ediyor. Nasıl? بِيَنَّ الرَّسُولَ بُعِثَ اِلَيْهِمْ Peygamber Resulullah onlara gönderildi. حِينَنْ تَمَسَّتْ اَثَارُ الْوَحْيِ Ne zaman ki vahyin izleri silinince اَحْوَجُ مَا يَكُونُونَ اِلَيْهِ En çok mühtaç oldukları bir zamanda. Öyle değil mi? Silinmiş. Niçin? لِيَهُشُّ اِلَيْهِ Ta ki bu sebeple sevinsinler. Yani vahye ait şeyler unutulmuş. Kitaplar tahrif edilmiş değil mi? Sevinsinler. وَيَعُدُّهُ Onu kabul etsinler. Hazreti Resulullah'ın gelişini. اَعْضَمَ نِعْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ Allah'ın en büyük nimeti olarak. وَتَلْزَمَهُمْ الْحُجَّةُ وَتُلْزِمَهُمْ الْحُجَّةُ Allah'ın bu gönderdiği peygamber delil olarak onları sustursun. فَلَا يَعْتَلُّوا غَدًا Daha sonra yarın yani sızlanmasınlar. Anladın mı? Mazeret ifade etmesinler. بِأَنَّهُ لَمْ يُرْسَلْ اِلَيْهِمْ مَنْ يُنَبِّهُمْ مِنْ غَفْلَتِهِمْ Ki kendilerini gafletten uyaracak kimse gönderilmedi diye sızlanmasınlar. وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ Allah her şeye kadirdir. فَكَانَ قَادِرًا عَلَى اِرْسَالِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ ضَرُورَةً Hazreti Muhammed'in göndermesine de kudreti yetmiştir. 20. ayetle son veriyoruz bugünkü derse. وَاِذْ قَالَ مُوسَى Yine Yahudilerin serseriliği. Bunu okuyacağız dedim ya, demek ki Sure-i Maide'deymiş bu. Biliyorsun Kenan eline, Filistin'e gelin diyor, gelmiyorlar. Çünkü orada Kenan kabilesi var ve çok da zalimler. Yok sen git ilahı Allah'ınla beraber kavga et, savaş yap. Ondan sonra gel. O mesele. 40 sene Tih çölünde kalmışlar. وَاِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ Kavmine dini hatırla ey şanlı peygamber Hazreti Musa'nın. Ya kavmi zkuru ni'metallahi aleykum. Ey milletim, Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. İz ce'ale fikum enbiya. Evvela sizin içinizde peygamberler gönderdi. Li'ennehu lem yeb'as fi ummetin ma ba'asa fi beni İsrail'e min el-enbiya. İsrailoğullarına gönderdiği peygamberler kadar hiçbir millete peygamber göndermedi Allah. وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا Ayrıca sizleri krallar kıldı. Yani saltanat da verdi. Hazreti Süleyman, Hazreti Davud aleyhisselamlar. وَقِيلَ الْمَلِكْ Melik demek مَنْ لَهُ مَسْكَنٌ وَاسِعٌ فِيهِ مَاُنْ جَارٍ Böyle açıklamış. Bu sözlük manası. Geniş bir ev, içinde de akar suyu olan bir eve sahip olana melik diyorlar. Ben de benim evimin kralıyım o zaman. Bizim evde de vardı. Rahmetli vefat etmeden. وَكَانَتْ مَنَازِلُهُمْ وَاسِعَةً Bu kralların evleri geniş. فِيهَا مِيَاهٌ جَارِيَةٌ İçinde akarsular var. Vakile bir görüşe göre melikin manasını biliyoruz. Yani bunları dinle kafi yani. Kral demek yani. Sultan demek. Padişah demek. Bey demek. الْمَلِكْ Yani مَنْ لَهُ بَيْتٌ وَخُدَّمٌ Evi ve hizmetçileri var. Yani villa sahipleri. وَلِأَنَّهُمْ اَيْرِجَ كَانُوا مَمْلُكُونَ فِي اَيْدِ الْقِبْتِ Yani İsrailoğulları Kıptilerin elinde köleydiler. فَاَنْقَدَهُمُ اللّٰهُ Allah onları kurtardı. فَسَمَّا اِنْقَادَهُمْ مُلْكًا Onları kurtarmayı mülk diye ifade etti. Tabi kölelikten kurtulup hür olmak da bir saltanattır yani. وَاَتَاكُمْ Allah size verdi. مَا لَمْ يُؤْتِ اَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ Geçmişteki milletlere vermediğini verdi. Min felkil bahri, denizi yardı. Ve igrakil aduvi, düşmanınız olan Firavun'u batırdı. Ve inzalil menni ve selva, Tih çölündeyken kudret helvasıyla bıldırcın eti indirdi size. Ve tadlilil gamam, çok sıcaktan şikayet ettiniz, bulutlar sizi gölgelendirdi. Ve nehvi zalike minel umuril izam, böyle çok büyük işler. Ev erade, veya şunu kastetmiş olur. Alemi zemanihim. Yani kendi zamanlarındaki alemleri kastetmiş olabilir. Alemden kasıt o yani. İlla bütün alemler değil de. Cezakumullahu hayran ketira ve allemenallahu ilmen nafi'a. Kardeş, biz şey okuyacağız. İzharı. Ben senin için izharı hepsinden